Merhaba arkadaşlar. Mevcut ülkemizde mevcut bulunan virüs tehlikesi nedeniyle İslam öncesi Türk tarihi ile ilgili komite kararı soru çözümleri yapacağız. Bununla ilgili sorularımıza başlayacak olursak eğer. Yukarıda bazı Türk boylarının ve devletlerinin özellikleri verilmiştir. Aşağıda da bunların eşleştirilmesi ve bu eşleştirme sonucunda dışarıda kalan devlet bize sorulmaktadır. Baktığımız zaman Bozkır'ın kuyumcuları ünvanına sahip olan Türk boyu İskitler'dir. İskitler Türk tarihinin ilk boyu olmakla beraber İskitlerin ölü gömme adetlerine baktığımızda ölülerini mumyalamaları, eşyalarıyla beraber gömmeleri, onlarda bir ahiret inancının bulunduğunun bir göstergesidir. Aynı zamanda İskitlerin en önemli yöneticileri Alper Tunga'dır ve Amazon kadınları dediğimiz kadın savaşçılarının yanında bir de İskitler'de Türk tarihinin ilk kadın yöneticisi olan Tomris'te bulunmaktadır. İkinci öncülümüzde Türk tarihinin ilk düzenli posta teşkilatını kuran devleti bize sormuş, eşleştirmemizi istemiştir. Bu devlet 1. Köktürk Devleti'dir. Orta Asya'da Türk adıyla kurulan ilk devlet olan 1. Köktürk Devleti, Avarların hakimiyetine son vermek suretiyle Orta Asya'ya hakim olmuşlardır ve 1. Köktürk Devleti'nde özellikle Orta Asya'da kurulan Türk devletleri içerisinde en geniş sınırlara ulaşan Türk devleti olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Asya'nın bilinen ilk anlaşması ki burada Türk adının da ilk geçtiği anlaşma olarak kabul ederiz. Hunlarla Çinliler arasında Metehan zamanında imzalanan Kuzey Şansi Anlaşması'dır. Bu şıkta Asya Hun Devleti'ni karşılamaktadır. Türk tarihinin ilk yazıtlarına sahip olan devlet olarak da karşımıza Kırgızlar çıkmaktadır. Kırgızlara ait olan Yenisey yazıtları Türk tarihinin ilk yazıtları olma özelliğine sahiptir. Kırgızlar Orta Asya'da Moğol hakimiyetini kabul eden ilk Türkler olarak karşımıza çıktığı gibi aynı zamanda günümüze kadar da varlıklarını sürdürmektedirler. Bir diğer sorumuza baktığımızda yukarıda verilen özellikler ile Köktürk Devleti'nin özellikleri içerisinde yer almaktadır diye sormuşuz. Orta Asya'da Avarların hakimiyetine son verilerek kurulmuşlardır. Doğrudur. Orta Asya'da Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra Avarlar bölgeye hakim oldular. Avarların hakimiyetine son veren 1. Köktürk Devleti ise bu devlete son vermek suretiyle Orta Asya'ya hakim olmuştur. Bizans ile ittifak yaparak Sasanilere son vermişlerdir öncülü. Yanlış bir öncüldür. Bunun sebebi evet Köktürk Devleti İpek Yolu hakimiyetini sağlayabilmek amacıyla önce Sasanilerle işbirliği yapmak suretiyle Akun Devleti'ni yıktılar ve topraklarını kendi aralarında paylaştılar ki burada İpek Yolu'nun büyük bir bölümü Türklerin eline geçmesi Sasanileri rahatsız etti. Onların düşmanca tavırları neticesinde bu sefer Bizans ile ittifak yapmışlar ki elçi alışverişi bile burada söz konusudur. Bizans'la ittifak yaparak Sasanilere son vermemişlerdir. Sadece Sasanileri zayıflatmışlardır. Sasanilere son verecek olan Hazreti Ömer önderliğindeki İslam orduları olacaktır. Orta Asya'da kurulan devletler içerisinde en geniş sınırlara ulaşmışlardır cümlesi de bizim için yanlıştır. Çünkü Köktürk Devleti Orta Asya'da kurulan Türk devletleri içerisinde en geniş sınırlara ulaşanlardır. Orta Asya'da kurulan devletler içerisinde en geniş sınırlara ulaşanlar ise Moğollardır arkadaşlar. Burada doğru cevabımız yalnız bir olarak karşımıza çıkmaktadır. Peçeneklerin baskısı sonucunda 9. yüzyılda günümüzün Macaristan'a yerleşen Macarlar tarihleri boyunca hangi devletlerin hakimiyeti altında yaşamışlardır diye bir soru karşımıza çıkıyor. Macarlar 9. yüzyılda bugünkü Macaristan'ın Budapeşte merkezi yerleşmek üzere kurulurlar. Daha sonra 1526'da Osmanlı Devleti'nin kazanmış olduğu Mohaç Meydan Muharebesi sonrasında Osmanlı Devleti'ne bağlanacaklar. 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar Osmanlı hakimiyeti altında kalan Macarlar daha sonra Avusturya hakimiyeti altına girecekler ve 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da Avusturya hakimiyeti altında yaşamaya devam edeceklerdir. Verilen öncüler içerisinde İngilizlerin hakimiyeti altında Macarlar hiçbir zaman bulunmamışlardır. Doğru cevabımız burada 2 ve 3 olacaktır. Bu arada çıkmış bir KPSS sorusu Macarlar tarihte ilk Türkoloji kürsüsünü kuranlardır. Macaristan'ın Budapeşte Üniversitesi'nde Türkoloji kürsüsü kurulmuştur. İslam öncesi Türk devletlerinde toplum yapısını oluşturan gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır diye sorduk. Günümüzde olduğu gibi İslam öncesi Türk devletlerinde de toplumun temel taşı ailedir. Ailelere eski Türklerde
Oguş adı verilmektedir ki ailelerin başında baba bulunmaktadır. Eski Türklerde babaya Kank, anneye Ög adı verilmektedir. Pederşahi kurallar geçerlidir. Artı İslam öncesi Türk devletlerinde aile genellikle çekirdek aile yapısına sahiptir. Oguşların birleşmesiyle sülaleler oluşur ki bu sülalelere eski Türklerde Uruk adı verilir. Sülalenin birleşmesiyle boylar oluşur. Boyların başında birer boy beyi vardır ve boy beylerinin seçimle belirlenmesi aslında İslam öncesi Türklerin de demokratik bir anlayış olduğunun kanıtıdır. Boyların birleşmesiyle budun adını verdiğimiz millet oluşur ve budunların birleşmesiyle de il ya da el dediğimiz devlet karşımıza çıkmaktadır. Verilen şıklar içerisinde Yu, İslam öncesi Türk devletlerinde cenaze törenlerine verilen isimdir. O yüzden bu toplum yapısını oluşturan gruplardan biri değildir. İslam öncesi Türk devletleriyle ilgili kullanılan ünvanlarla alakalı bir sorumuz karşımıza çıkıyor. Hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde kullanılan ünvanlar arasında yer almaktadır demişiz. Burada bir farklılık vardır. Türklerde İslamiyet'in kabulü sonrasında yani Türk İslam devletlerinde kullanılan bazı ünvanlar var. Bu ünvanlara İslam öncesinde rastlamamız mümkün değildir. Bunlar arasında ki Gazneli Mahmut'un ilk kez kullandığı sultan, bunun haricinde işte Sultanül Alem veyahut da Sultanül Muazzama, Keykubat, Keyhüsrev, Ebu'l-Feth veyahut da Keykavus veyahut da Osmanlı Devleti'ndeki gazi, halife gibi ünvanlara, padişah gibi ünvanlara İslam öncesinde rastlayamamaktayız. Buradaki Hakan ve Şanyu ünvanları ise İslam öncesi Türklerinde kullanılan yaygın ünvanlar arasında yer almaktadır. Hazar ve Türk işlerin ortak özellikleri arasında yer almaktadır diye bir soru karşımıza çıkmaktadır. Ordularında ücretli asker bulundurmuşlardır ki İslam öncesi Türk devletlerinde ücretli askere Hazarlar haricinde rastlamamaktayız. Hazarlar özellikle ticaret yollarının kesişim noktasında bulunduklarından dolayı Hazarlar ekonomik olarak çok çok gelişmişler. Zaten ticarette İslam öncesinde en fazla gelişenler Hazarlardır. O yüzden her şeyi parayla halledebileceğini zanneden Hazarlar ordularında da ücretli asker bulundurmuşlardır ama Türk işlerde ücretli asker bulunmamaktadır. Bunun neticesinde birinci öncülümüz doğru değildir. Orta Asya'dan Batı Avrupa'ya göç etmişlerdir. Hazarlar da Türk işler de Orta Asya'dan Batı Avrupa'ya göç etmemişlerdir. Bu öncülümüz de doğru değildir. Bulundukları bölgelerde İslam ordularıyla mücadele etmeleri ve İslam ordularının ilerlemelerini önlemeleri ikisi için de geçerlidir. Hazarlar özellikle Hazreti Ömer zamanında İslam ordularının Nihavend Savaşı'yla Sasanilere son vermesi sonrasında İslam ordularıyla ya da İslam dünyasıyla komşuluk ilişkileri başlar. Hazreti Osman zamanında ise özellikle Belencer Savaşı Hazarlarla yapılan İslam ordularının mağlubiyetiyle sonuçlanmış ve Hazarlar İslam ordularının Kafkaslar'da ilerlemesine engel olmuşlardır. Ancak burada bir şeye dikkat etmek lazım. İslam ordularının ilerlemelerine izin vermezler. Yoksa Hazarların içerisinde Müslümanlar da bulunmaktadır. İslamiyet'in yayılışıyla ilgili herhangi bir engelleme bulunmamaktadır. Diğer taraftan Türk işler. Emeviler Orta Asya'ya hakim olmak istediklerinde Türk işler de onlarla mücadele etmişler. Hatta bir dönem Emeviler Orta Asya'ya hakim oluyorlar. Olsalar da Haristan-San Savaşı ile hakim olsalar da daha sonrasında Türk iş hükümdarı Suluk Ağa'nın önderliğinde tekrar örgütlenen Türkler Vakat-ü-Şip Savaşı ile galip gelerek Orta Asya'da İslam ordularının ilerlemesine engel olacaklardır. Buradaki doğru cevabımız yalnız 2 olacak. Göç etmek ile göçebe yaşam birbirinden farklı kavramlardır ki bunu da derslerde belirtmiştik arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir kavramlardır bunlar. Göç ve göçebe arasındaki fark nedir diye bakacak olursak, göçebe olan kişiler aynı devletin sınırları içerisinde yazın yazlıklarda, kışın kışlaklarda kalırlar. Yani 6 aylık sürelere bölersek bizi A noktasında 6 ay, B noktasında 6 ay aynı ülkenin sınırları içerisinde yer değiştirmektir. Göç etmek ise o ülkenin sınırlarından ayrılarak başka coğrafyalara gitmek anlamına gelir. Buna göre hangisi göçebe hayatın sonuçları arasında yer almaktadır dedik.
Türk tarihinin bir bütün olarak incelenememesi göçün sonucudur. Örneğin aynı tarih zaman diliminde Türk İslam devletlerinde Karahanlılarla Gazneliler yeni oluşan Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı işbirliği ittifak yapıyorlar ki aynı zaman diliminde aynı coğrafyada 3 değişik Türk İslam Devleti'ni görmekteyiz ki diğerlerini saymıyoruz bile. Farklı kültürler ile etkileşim kurulması göçün sonucudur arkadaşlar. Göçebe hayatta aynı devletin sınırları içerisinde yer değiştireceğiniz için farklı kültürlerle etkileşim kurmanız mümkün değildir. Ancak o coğrafyadan çıkıp başka coğrafyalara gittiğinizde farklı kültürlerle etkileşim kurabilirsiniz. Mimari eserlere rastlanamaması göçebe hayatın sonucudur. Adam sonuçta 6 ay yazlıkta, 6 ay kışlakta kalacak. Ev yapıp 6 ay sonra o evi başka bir yere taşıma şansı bulunmamaktadır. Bize göçebe hayatın sonuçları sorulduğu için burada doğru cevabımız yalnız 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü 1 ve 2 göçün sonuçlarıdır. Ticaret yollarından hangileri Türklerle Çinliler arasında mücadeleye sebep olmuştur, olmamıştır diye sorduk arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız derslerde özellikle üstüne basarak söylemiştik. İslam öncesi Türk devletlerinde kesinlikle Hindistan'dan başlayıp Mısır üzerinden Avrupa'ya uzanan baharat yolu ve yine Anadolu'dan başlayıp Mezopotamya'ya uzanan kral yolu kesinlikle kullanılmamıştır. Kürk yolu ve İpek yolu İslam öncesi Türk devletlerinde önemli gümrük vergilerinin alındığı yollardır ve Türklerle Çinliler arasında bu yollara hakim olmak için büyük mücadeleler yaşanmıştır. Burada doğru cevabımız Bursa baharat yolu olarak karşımıza çıkacaktır. Bir öncül verilmiş. Bu öncüle göre İslamiyet öncesi Türk toplumlarının sanat anlayışında görülen bu gelişmelerde hangi durumların etkili olduğundan söz edebiliriz demiştir. Yerleşik yaşamın başlaması. Baktığımız zaman öncüle Türklerin evler yapmaları, tapınak yapmaları, şehirler kurmaları yerleşik yaşamın başlandığının göstergesidir. Bir yerde yerleşik yaşamın kanıtlarına baktığımız zaman bir kere orada tarım ve tarımla ilgili her şey yerleşik yaşamın kanıtıdır. Bunun haricinde mimari eserler, tapınakların yapılması, evlerin yapılması, mesken vergilerinin alınması yerleşik yaşamın kanıtları arasında yer alır. İkinci öncülümüzde inanç değişikliğine gidilmesi demiş ki baktığımız zaman yine paragrafın içerisinde Budizm ve Maniizm inançlarının etkisiyle evlerin, tapınakların yapıldığının görülmesi inanç değişikliğine gidilmesinin de etkili olduğunu göstermektedir. Yazılı kültüre geçilmesiyle yukarıda verilen öncül arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Türkler yerleşik hayata geçmeden de yazılı kültüre geçmişlerdir ki bunun örneği yerleşik hayata ilk geçen Uygurlardır. Uygurlardan önce yerleşik hayata geçmeyen ikinci Köktürk Devleti'nde de Orhun anıtları yazılı kültür olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yukarıda bir öncül verilmiş ve demiş ki Bilge Kağan'ın bu sözlerde Türk devletlerinde daha çok aşağıdakilerden hangisinde gelişmişlik gösterdiğinin kanıtıdır demiştir ki. Arkadaşlar bu tip sorulara baktığınızda benim hemen dikkatimi son cümle çekiyor. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin, az milleti çok kıldım sözü direkt bizi sosyal devlet anlayışına götürecektir. Sorularda bu cümleyi gördüğünüz yerde yapıştıracağınız nokta sosyal devlet anlayışıdır. Evet Türkler savaşçılık özelliğine sahiptirler. Kadınlar yönetimde söz sahibidir. Ülke hanedanın ortak malı kabul edilir. İkili teşkilat uygulanır. Ancak bu yukarıdaki sözlerden bizim sosyal devlet anlayışına gitmemiz mümkündür arkadaşlar. Türklerde geleneksel bozkır yaşam tarzından yerleşik hayata geçildikten sonra sanat anlayışında da doğal olarak değişiklikler yaşanacak. Bunun neticesinde Uygurların yerleşik hayata geçtiklerinin kesin kanıtları bize sorulmaktadır ki fresko, tapınak ve kitabe verilen şıklar arasında, öncüler arasında baktığımızda fresko yaş altı üzerine yapılan desen sanatıdır. Yani duvar süsleme sanatıdır. Buradaki duvar insanın eliyle yapacağı bir eser olacağı için fresko yerleşik hayatın kanıtıdır. Tapınaklar ki mimari eserler yerleşik hayatın
kanıtıdır diye söylemiştik zaten. 1 ve 2 yerleşik hayatın kesin kanıtıdır. Ancak kitabeler, Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra evet kitabeler verirler. Sine Uşi kitabeleri, Karabal Sagun kitabeleri diye. Ancak 2. Köktürk Devleti'nde Orhun kitabeleri, daha da öncesinde Türk işlerde bulunan Yenisey yazıt, pardon Kırgızlarda bulunan Yenisey yazıtları da yine yerleşik hayatın kanıtını oluşturmayacaktır. Buradaki doğru cevabımız 1 ve 2 olur. İslam öncesi Türk devletlerinde töreyle ilgili bir açıklamamız var. Bu töreyle ilgili hapis cezaları Türklerde kısa sürelidir. Genellikle yapılan suçların cezası adam öldürme, askerden kaçma, hükümdara isyan etme, mezar açma gibi suçların cezası direkt idamdır. Hapis cezalarının kısa süreli olmasında hangileri etkili olmamıştır diye sorduk. Göçebe yaşam tarzı hapis cezalarının kısa süreli olmasında etkilidir. Çünkü adama siz 6 aylığına attınız bir yere, 1 yıl ceza verdiniz. 6 ay sonra gideceksiniz yazlığa. Adama siz orada diyemezsiniz ki sen burada dur. Ben geldikten sonra 6 ay sonra sana ekmek vereceğim, su vereceğim. Adam zaten orada susuzluktan, açlıktan hayatını kaybeder. Göçebe yaşam tarzı hapis cezalarının kısa süreli olmasını sağlar. Dini inanışın töreyle hiçbir ilgisi yok. Zaten İslam öncesi Türk devletlerinde kesinlikle din yönetimsel olarak etkili değildir. Federal yapı, bize Türklerde federal yapının olduğunu gösteren unsurlardan birincisi Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmeleridir. İkincisi ise ülkeleri ikili teşkilatla ya da bazen üçlü teşkilata göre yönetmeleridir ki burada dini inanış ve federatif yapı hapis cezalarının kısa süreli olmasında herhangi bir etkiye sahip değildir. Doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Şaman adetlerinden bahsettik. Bu adetlerin günümüzde de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde uygulandığından bahsettik. Ve bu öncüle göre ulaşmamız gereken noktaları sorduk. Türklerde örf ve adetlerin sürekliliği koruduğu aşikardır arkadaşlar. Bunun bir örneği de örneğin hukuktadır. Hukukta şer'i hukukun yanında örfi hukukta devam etmesi Türklerin gelenek ve göreneklerine bağlı kaldıklarının bir göstergesi olacaktır. Şamanizm devlet yönetiminde etkili olmuştur. İslam öncesinde ne şamanizm ne de dinler devlet yönetiminde kesinlikle etkili değildir. Dinlerin devlet yönetiminde etkili olmaya başlaması Türklerin İslamiyet'i kabulüyle beraber başlayacaktır. Şamanizm yerleşik yaşamla birlikte sona ermiştir diyor. Böyle bir şey de söz konusu değil. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde hatta ülkemizde bile şamanizmi kabul eden, şamanizmle yaşayan insanlar bulunmaktadır. Yerleşik hayatta olup da bulunmaktadır. Bu yüzden buradaki doğru cevabımız yalnız bir olarak karşımıza çıkacaktır. Uygur Devleti ile ilgili bir öncül verdik. Uygurlar yıkıldıktan sonra özellikle Uygurlar birkaç kısma ayrıldılar. Turfan Uygurları bunların bir kısmıdır. Bu Turfan Uygurları özellikle Moğolların Türkleşmesi konusunda çok çok etkilidirler. Moğollar da yöneticilik yapmışlardır ve Türk kültürünün Moğollar üzerinde etkili olmasında büyük rol oynayacaklardır. Buna göre Uygurlarla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorduk. Bağımsızlıklarını yitirdikleri aşikardır. Çünkü burada baktığımızda 1209 yılında Moğolların egemenliğini tanıdılar kelimesi bize bağımsızlıklarını yitirdiklerinin bir göstergesidir. Ulusal kimliklerini kaybetmemişlerdir. Evet kaybetmemişlerdir. Şöyle bir durum vardır. Kim kime hakim olursa olsun fark etmez. Eğer kültür olarak daha ileri düzeyde olan bir devlete hakim olsanız da ya da onun hakimiyeti altına girseniz de aşağıdaki kültür, yukarıdaki kültürden mutlaka etkisi altında kalacaktır. Moğol Devleti'nin parçalanma sürecine girmesinde etkili olmuşlardırla ilgili herhangi bir öncülde bize bilgi verecek bir cümle bulunmamaktadır. Buradaki doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın halkına karşı sorumlulukları ve halkın da hükümdara karşı yükümlülüklerinin anlatıldığı bir öncül verilmiştir. Bu durum Türk devletleri ile ilgili gelişmelerinden hangilerinin göstergesidir diye sorulmakta. Hakan ile halkın karşılıklı sorumluluklar içerisinde olduğu aşikardır. Bugün bile halkın devlete, devletin de halka karşı sorumlulukları söz konusudur. Hakan yetkilerinin kurultay tarafından kısıtlandığı aslında doğru bir cümledir. Ancak yukarıdaki öncüle göre biz hareket edeceğimiz için yukarıda kurultayla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu arada artı bir bilgi olarak vermekte yarar var. İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarın yetkilerini kısıtlayan
iki temel unsur vardır. Bunlardan biri töre, diğeri ise kurultaydır. Türk devletlerinin ömrünün çok kısa olduğu, eğer öncülüğün içerisinde bize taht kavgalarından söz etseydi, Çin entrikalarından söz etseydi bunu da kabul edebilirdik ama öncülüğün içerisinde böyle bir şey yoktur. Yukarıdaki öncülde sadece hükümdarın halka karşı sorumlulukları, halkın da devlete karşı sorumluluklarından bahsedildiği için doğru cevabımız yalnız bir olacaktır. Kutluk Devleti'nde Kapkan Kaan Çin'i vergiye bağlıyor. Çin'den yıllık vergi olarak tarım aletleri, tohumluk tahıl ve ipek alıyor. Buna göre Kapkan Kaan'ın davranışı hakkında yargılarından hangilerine ulaşılamaz diye sorduk. Çin'i tamamen ortadan kaldırması mümkün değil. Eğer Çin tamamen ortadan kaldırsa zaten Çin'den yıllık vergi alamaz. Çin'i kontrol altına almıştır. Evet, Çin'i bir kontrol altına almış ki onları vergiye bağlamıştır. Yıllık vergi olarak da onlardan tarım aletleri, tohumluk tahıl ve ipek almıştır. Tarımsal üretimi arttırmaya çalışmıştır ki bir yerde tarım yapıldığının kesin kanıtları bizim için önemlidir. Nedir bunlar? Sulama kanallarının olması veyahut da tohumluk tahıl ambarlarının bulunması veya tarım aletleri, saban, orak gibi tarım aletlerinin bulunması orada tarım yapıldığının kesin kanıtını oluşturur. O zaman buradan ulaşamayacağımız şık Çin'i tamamen ortadan kaldırması olacak. Yalnız bir doğru cevabımız olacaktır. Evet, ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere biz kurultay, toy, kengeş isimlerini verebiliyorduk. Burada kurultayda alınan kararlar hükümdar onaylarsa yürürlüğe girebilir. Bu aşağıdakilerden hangisini göstermektedir diyor. Hatırlarsanız derslerimizde anlatmıştık. Eğer bir X mevzusu var ise ve hükümdar bu X mevzusunu kurultaya getirip kurultaydaki üyelerle, toygun deriz biz onlara, üyelerle görüşüyorsa o zaman hükümdar demokratik davranıyordur. Ancak burada kurultay üyeleri sözlerini söyledikten sonra eğer hükümdar bu konuyla ilgili kesin kararı veriyorsa, son kararı veriyorsa ki buna da yarlı denilir, o zaman kurultay bir danışma meclisi özelliğini taşır demiştik. Burada D şıkkındaki kurultayın danışma meclisi durumunda olduğu bizi doğru şıkka götürecektir. Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran özelliklerden biri değildir diye sorduk. Uygurlar maniizmi kabul eden ilk Türk devletidir. Bundan önce kabul eden Türk devleti olmadığı için Uygurları diğer devletlerden ayıran bir özelliktir. Yerleşik hayata geçmeleri yine Türk tarihinde Uygurlar ilk yerleşik hayata geçenlerdir. %60'lık kısmı yerleşik hayata geçmiştir. O da diğerlerinden ayıran özelliktir. Mimari ve şehircilikte ilerlemeleri zaten yerleşik hayatın bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Tarım alanında gelişmeleri yine yerleşik hayatın sonucu olarak karşımıza çıkar. Yazılı eserler oluşturmaları ise Uygurların yerleşik hayata geçtiklerinin kesin kanıtı değildir. Çünkü Uygurlardan önce de yazılı eserler oluşturan 2. Köktürk, Orhun Abideleri ve Kırgızlar, Yenisey yazıtları karşımıza çıkmaktadır. Türkler İslamiyet öncesinde atlı bir göçebe hayat yaşıyorlardı ve bu onların hayatlarında çok yönlü etkiler yaratıyordu. Aşağıdakilerden hangisi göçebe yaşamın sonuçları arasında gösterilemez? Sanatsal eserlerin taşınabilir malzemeden yapılması göçebe hayatın sonucudur. Çünkü dediğimiz gibi eğer kalıcı eserler yaparlarsa bunlar aynı yerde kalmadıkları için bu eserleri taşımaları söz konusu değildir. Sosyal tabakalaşmanın oluşması göçebe hayatın sonucu olarak gösterilemez. Çünkü oluşmaması deseydi gösterebilirdik. Sosyal tabakalaşmanın oluşmasındaki söz konusu mevzu mülkiyet kavramıdır. Örneğin Türkler yerleşik hayata geçselerdi mutlaka bu tarla benim, şu tarla senin diye paylaşacaklardı ve burada da bir sosyal tabakalaşma yani işçi patron ilişkisi karşımıza çıkacaktı. Göçebe hayatın sonucu sosyal tabakalaşmanın oluşması değil, tam tersine oluşmaması söz konusudur. Doğru cevabımız Bursa'dır. Sınavlarda benden size tavsiye, bir soruda tek bir doğru cevap vardır. Bursa doğru mu? Doğru, işaretle geç. Ama siz biliyorum ki garantiye almak isteyeceksiniz. O yüzden diğer şıklara da bakacaksınız. Hapis cezalarının kısa süreli olması göçebe hayatın sonucu. Özel mülkiyet kavramının gelişmemesi göçebe hayatın sonucu. Zaten baktığınızda B ile D şıkları tamamen birbirinin zıttı. Kalıcı mimari eserlerin bırakılamaması da yine göçebe hayatın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Evet, daha önce derslerimizde bahsetmiştik. Asya Hun hükümdarlarından Hohanye Çin hakimiyetine girmek ister. Ancak kardeşi Çiçi, ki Türk tarihinde ilk milliyetçi olarak da kabul edilen Çiçi, bunu onursuz Türk olarak değerlendirir ve Çiçi'yi destekleyenlerle beraber alır yanındaki destekçileriyle batıya geçerek ülkenin batı ve doğu olarak bölünmesini sağlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır diye sorduk. Türkler arasında birlik ve beraberliğin bozulmasına ortam hazırlar. Çünkü ikiye bölünmüşlük vardır. Ekonomik, sosyal ve siyasi alanda birlik ve beraberlik bozulmuştur. Güçlü bir siyasi otoritenin ortaya çıkmasına zemin hazırlayamaz arkadaşlar. Çünkü bölünmüşlük hiçbir zaman güç değildir. Ne zaman güçler bölünür, o zaman zayıflama ortaya çıkar. Çin'in Orta Asya'yı istila etmesine ortam hazırlamıştır. Zaten dünya Hohanye'ye de kalmayacak. Bir süre sonra Çinliler orayı işgal edeceklerdir. Türklerin bir çatı altında bulunmasını zorlaştırma da yine bu bölünmüşlüğün bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Kök Türkler ulusçu özelliklerine önem verdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya kanıt oluşturmaz? Türkleri bir bayrak altında toplamaya çalışmaları ulusçu özelliklerinden kaynaklıdır. Türk adını devlet adı olarak ilk kullanan zaten Kök Türklerdir. Bu da bize bir millet bilinci oluşmaya başladığını gösterir. İlk Türk alfabesini oluşturmaları Türkçülük özellikleriyle alakalıdır. Sözlü edebiyat ürünleri vermeleri ise Kök Türklerden önce de sözlü edebiyat ürünleri vardı. Örneğin Asya Hun Devleti'ne ait olan bir Oğuz Kağan destanı ya da İskit Türklerine ait Alper Tunga Şu destanları vardı. O yüzden bu Türklerin ulusçu özellikleriyle ilgili bir şey değildir. Türklerin geçmişten ders çıkarması için Orhun yazıtlarını oluşturmaları da yine Kök Türklerin ulusçu özellikleriyle ilgili bir husustur. Evet, Kök Türklerde ki Aşina adlı bir Kök Türk beyi, Kök Türklerin kökenlerinin Aşina kabilesinden geldiği kabul ediliyordur. Aşina eski Türklerde kurt anlamına gelmektedir. 10 yıl hiç halkından vergi almıyor ve bu yüzden de kendisi yoksul duruma düşüyor. Bazı beyler onun bu durumunu alay konusu yapmak istiyorlar. Fakat onun sözü ben ancak halkım zengin olunca huzur diyerim diye cevap vermiştir. Arkadaşlar baktığımız zaman açları doyurmak, çıplakları giydirmek dediğimizde gideceğimiz tek bir cümle vardı. O da sosyal devlet anlayışıydı. Buradaki Kök Türk hükümdarının sözü de bizi sosyal devlet anlayışına götürecektir. Uygurlar Çin kültürünün etkisinde kalarak Maniyezm ve Budizm dinlerini benimsiyorlar. Ancak bu dinlerde yer alan terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriyorlarsa burada gideceğimiz tek bir şey vardır. O da ulus kimliklerini korumaya çalışmalarıdır. Yani üçüncü şıkkımız doğrudur öncüllerden. Geleneksel dinlerini korumuş olsalar o zaman Maniyezm ve Budizm'i kabul etmezler. Gök Tengri diniyle devam ederler. Çin'in egemenliğini kabul etmişlerdir de ulaşamayız arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz Uygurlar Çin hakimiyetine girdikten sonra demiyorlar. Çin kültürünün etkisinde kalarak Maniyezm ve Budizm dinlerini kabul etmişlerdir diyorlar. Yargılarından sadece üçüncü yargıya yani ulusal kimliklerini korumaya çalıştıklarına ulaşabiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hazar Devleti yöneticileri başta Kağan ve Beyler olmak üzere Museviliği kabul ediyorlar ki bildiğimiz üzere Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti Hazarlardır arkadaşlar. Fakat Hazarlarda Müslümanlar, Hristiyanlar hatta Şamanist olanlar vardır. Şimdi eğer Hazarlarla ilgili bize soru sorarlarsa iki noktadan gelir diye üstüne basarak söylemiştik. Bu da dini hoşgörüydü. Birincisi eğer şehirlerde cami, kilise, sinagoglar yan yanaysa ya da Hazarlarda bulunan bir yargıçlar meclisinden bahsetmiştik. İkinin içinde iki tane Müslüman, iki tane Hristiyan, iki Musevi, bir Şaman yargıç olan yargıçlar meclisi. Bu iki kelimeyi gördüğümüzde gideceğimiz tek bir husus vardır. O da Hazarların dini hoşgörüye sahip olduklarıdır. Burada da doğru cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Bu özellikler aşağıdaki Türk topluluklarından hangisine aittir diye sorduk. Oymaklar halinde yaşamışlardır. Tam bir devlet düzenine geçememişlerdir. Malazgirt Savaşı'nda Selçukluların tarafına geçmişlerdir. İlk ikisini bıraktım, üçüncüye baktım. Malazgirt Savaşı'nda Selçukluların tarafına geçen iki Türkler var. Bunlar Peçenekler ve Uzlar yani Oğuzlar. O zaman Bursa, Ceyhan, Edirne şıkkı benim için gitti. Tam bir devlet düzenine geçememişlerdir. Ben size demiştim ki
peçenekler eşittir beceriksizler demiştim. Çünkü tarihte devlet kuramayan Türklerdi. O yüzden bu sorunun doğru cevabı Adana şıkkı olacaktır.